zaman gibiyim, hiç geri yok. Bile bile gidiyorum ama kalıyor. Çok. Yeman. Çok, çok iyiydi. Çok iyiydi lan. Emo sen değil dostum. Ha, teşekkür çok ederim. Çok iyiydi kanka. Kanka. Doktor Deli'yi hatırlıyor musunuz lan? Ha doktor. Canların orada oturuyordu. Oğlum onu kim hatırlamaz? Diyorum ki şu pisliği bulup bestelerimizi dinletelim. Belki bize yardım eder. O da eski ders adetli dostum. Dinler mi dersiniz? Dinler oğlum, niye dinlemesin? Ama nasıl bulacağız oğlum? Artık burada takılmıyor ki. Okey jokey. Biz şarkımızı yapalım. Böyle bitsin güzel. Ne yaptınız çocuklar? Abi. İşimiz var. Ne olur uğraşma bizimle. Yorulmadın mı sen ya? Vallahi yoruldum, billahi yoruldum ya. Yeni gelin gibi süzüm süzüm süzüldünüz oğlum. Çok kızdırdınız siz de beni. Tamam, kusura kalmayın. Barışmamızın şerefine size lokum getirdim. Hadi gelin beraber yiyelim he. Vallahi hiç sevmem, ısırırım. Kayarız. Tamam, ama bir şartımız var. Tamam oğlum, söyleyin şartınızı. O bir odasının anahtarını bize bırakacaksın. Tamam oğlum, o da zaten sizin diyen mi? Okuldan çıkışta da bir iki saat takılacağız burada. Yok ya, o kadar da uzun boylu değil. Sonra yangın mangın çıkaracağınız başıma iş. Yok be abi, demo yapacağız. Yani sektöre atılmamın tam vakti artık. Sen de ana sponsorumuz sayılırsın. Ünlü olursak göbeğini de unutmayız, merak etme. Ünlü mü dedin? Benim bir amcaoğlu var. Bu un kapanındaki yapımcılarla neyin çok işli dışlı. İsterseniz sizi ona götürürüm, he? İçli dışlı derken ne kadar yakın? Çok. Amcaoğlunun komşusu. Yapımcı mı? Amcaoğlunun komşusunun kız arkadaşı var. O un kapanındaki yapımcının yeğeni. Çok yakın yani. Bizde kafa mı buluyorsun abi sen? Yok oğlum, vallahi iki gözüm önüme aksın ki. Yine dört ayağınızın üstüne düştünüz ha. Belki bir oyunun içinde gariban bir hademe var ama o hademenin içinde de uçsuz bucaksız fikirler olan bir dahi var aslanım. Niyazi abinize güvenin. Uçuracağım sizi. Uçuracağım. Uçmak ister misin dostum? Yok, göbek yapıyor bana. Sen yaşayacaksın. Ben? Ne bileyim? Sizin kaset işi. Tamam oğlum. Kaset mi? Kaset. MP3, 4, 5, 6 alayını yaparız dedi Fettah abi. Fettah abi kim? Oğlum dün konuştuk ya. Bizim amcaoğlunun can ciğer kuzu sarması diyerekten. Hayda. Nasıl biri? İyi bir adam mı bari? Sağlam mı? Çok sağlam bir adam oğlum. Biraz kendisini tanıma fırsatı buldum da. İlk İstanbul'a geldiği vakit otoparçalık işine giriyor. Orada yükü bir tutuyor. Sonra bakıyor, müzik sektöründe bir boşluk var. O boşluktan dalıyor içeri. Kendisi çobanlıktan gelme. Çok iyi kaval çalıyor yani. Müzik bilgisi dört dörtlük. Oğlum bu ne ya? Çobandan plakçı, hademeden menajer. Bir şey söyleyeceğim. Siz SSK'lı bir işe mi girsiniz ha? Ha? Dur Çiğdem kızım. Toplantıdayız ama yavrum. Nerede kalmıştık? He. İlkin küçüklerden başlıyor. Küçük Aga, küçük Nimet, küçük Servet derken he, oluyor sana star fabrikası. Ben oradayken Özcan Deniz aradı oğlum. Baktı telefonuna, bir verdi meşgule. Kapısında herkes kuyruk. Gerçi biz tenha bir vakitte gittik ama özel bir görüşmeydi, ondan olsa gerek. Neyse, dedim ki, Fettah abi dedim, durum böyle böyle abi dedim. Hiç kafana takma Niyazi dedi. Getirsen çocuklar dedi. Hafta sonu stüdyosuna gidiyor oğlum. Kesin mi abi? Bak umutlandırma bizi. Kesin. Stüdyonun kapısında falan kalmayalım. Sıra falan ayak yapmasınlar bize. Menajer Niyazi yer mi lan? O ayak yaptı ama ben de bacak arası yapıverdim. Hemen ticari zekamı konuşturdum. 250 kaymayı cebine sıkıştırdım. İlk sıraya bizi yazdı oğlum. Haftaya kayda gidiyor. Kayda. Dostum. Ne dedim ben size? Niyazi abiniz sizi uçuracak dedim, mi demedim lan? Dedim dostum. Dedim tabii. Niyazi abinize güvenin, uçuracak sizi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.